Kur'an'da yer yer dünyaya aşırı düşkünlük göstermenin tehlikelerine ve dünya hayatının varlık sebebi olan sınavın icaplarından olarak insana bazı şeylerin cazip gösterildiğine sık sık değinilir. 9. ayetten açıkça anlaşıldığı üzere burada kişiye yüklenen ödev onun ailesiyle ilgilenmemesi, kazanç sağlayıcı işlerle meşgul olmaması değil, hayatın tabi akışı içinde ve insanın doğasının bir gereği olarak zaten gösterilmekte olan bu ilgi ve meşguliyetin hayatın gerçek anlamını unutturacak ve Allah'a kul olma bilincini yitirmeye sebep olacak bir sapmaya yol açmaması. 9. ayeti isterseniz Dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, mallarınızda, çocuklarınızda sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlar. Münafıkun suresi 9 ila 11. ayetlerin tefsirini sizlerle paylaş. Kaynak Kur'an Yolu Tefsir Cilt 5 sayfa 306. Ayrıca Ali İmran suresi 14, Enfal suresi 28 ve Sebe suresi 37 ile Tegabün suresi 14. ayetlere de bu çerçevede bakabilir. İnsan kendisini dünya görevlerini ileriye erteleme gibi yanılgılara Kapı. değişmez gerçek olan ölümle yüz yüze geldiği zamansa kendisine ek süre verilmesi için yalvarır. Ama sınav süresi dolmuş artık sıra değerlendirmeye gel. Bununla ilgili ayete bakalım. 10. ayet yine Münafikun suresi 10. ayetti şöyle diyor Allahu Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Her biriniz ölüm gelip Rabbim ne olur bana az azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harc. Bu konuda benzer bir tasvir için Müminin suresi 99 Ila 100. ayetler. Ecel hakkında Enam suresi 2 ile Araf suresi 34. ayetlere bakılabilir. 7. ayette münafıkların başkaları için ve Allah yolunda yapılan harcamalar, infak konusundaki hasis tutumları kınanmış. Buradaysa insanı layık olduğu yerde tutacak olan iki temel davranışa vurgu yapılmak. 1. Allah'ı anmayı yani onun kulu olduğunu unutmamak. 2. sahip olduğu imkanları gönüllü olarak başkalarıyla paylaşmaya çalışmak. İnsani değerler bakımından düşük düzeyde olan bireyler ve toplumlar başkalarından ne koparabilecekleri bu açıdan yüksek düzeyde olanlarsa başkalarına ne verebilecekleri üzerinde yoğunlaşır. İnsanlık tarihindeki çekişmelerin ve geliştirilen sosyal düzenlerin özü de bu iki noktadan bağımsız değil. Detaylar için Bakara suresi 245'e, 254'e ve 261'e bakabiliriz. 11. ayet Münafikun suresinin 11. ayeti şöyle. Allah eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdar. Bir başka sohbette yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.